Toplan! Benim kızımın nüfusu. Ya adam da. Bir saniye Sayın Büyükelçim, soruyorum. Hanımefendi, çocuğun pasaportu sizdeymiş. Berman babama pasaport. Sancar Efe, velayet Büyükelçi Güven Çelebi'de. Çocuğu yurt dışına çıkarmak istiyor. Kanunen çocuğun pasaportunu teslim etmek zorundasınız. Bu işin sonu karakolda bitmesin. Zorluk çıkarma, gözünü seveyim. Pasaportu ver. Ne? Ver pasaportu! Sancar. Abi. Babamın Meleğe götürmesine izin vermem. Tamam, Sancar bırak ne olur. Sancar ne yapıyorsun? Bırak lütfen. Sancar. Bunu mu istiyorsun komiserim? Buyur o zaman. Adam benim kızımı yurt dışına çıkaramaz. Tutuklayın. Bismillah. Kim ki bu saatte? Ne bileyim ben. Yediz abi. Oğlum siz abi kardeş kapı nasıl çalınır bilmiyor musunuz ya? Yediz abi, polis abimle Nare'yi tutukladı. Nasıl? Alo, polis diyorum. Abimle Nare'yi tutukladı diyorum. Tamam, üstüm başımı değiştireyim, yolda anlatırsın. Oğlum, sen bu kadını getirip gece odasına tıkmamış mıydın ha? Nasıl tutuklandı? Ne bileyim anne, bilmiyorum ki. Sadıcı'nın kızını kaçırmama yardım edemezdin. Çünkü sen çok iyi bir dostsun. Ama lütfen Sancar'a haber verme. Çünkü sen çok iyi bir adamsın. Kızım ilk defa bana baba dedi. Bana baba dedi ama... Baba bana bisiklet al demedi. Baba kurtar dedi. Benim kızımın...
Benim kanımın, benim canımın nüfusu niye o adamda? Annen nasılmış bakalım? Al. Nari'cim. Müjde. Babam Meleği nüfusunu aldı. Alamaz. Nari'cim. Senin için de melek için de en iyisi bu Nari. Nari. Artık sadece senin için endişeleneceğim. Melek için değil. Eğer velayeti sende kalırsa sosyal hizmetler o bebeği bizden alır yavrum. Kimse kızımı benden alamaz. Yapma bir tanem. Daha 9 ay önce intihar eden bir anneye çocuk teslim edilir mi? Avrupa burası. Lütfen Nari. Baba benim haberim yoktu. O gün hamile kalmışım. Bilmiyordum ben. Baba benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Biliyorum bebeğim. Şimdi biz bunu sosyal hizmetlere anlatsak bile... Rehabilitasyon merkezindesin kızım. Ve ne zaman taburcu olacağın belli değil. Vücudundaki kırık kemikler daha yeni iyileşti. Psikolojin paramparça. Yavrum raporum var. Psikolojik olarak ehliyetin. Sen planladın. Akıl sağlığı yerinde değil diye rapor mu aldın şimdi de? Sancar'dan ayırdın yetmezmiş gibi şimdi kızımdan ayırmaya çalışıyorsun. Nari. Kimsenin seni bebeğinden ayırmaya çalıştığı yok. Aksine yanında tutmaya çalışıyoruz kızım. Ya kuruntuların yüzünden beni de akılda çok kırıyorsun ama. Kuruntu mu? Baba ben bu pislik yüzünden bu haldeyim. Görmüyor musun halimi? Uyan artık uyan. Akın bana tecavüz etti. Sancar inanmadı bari sen inan baba. Tamam kızım. Sen bu kuruntulara devam et. Ve sen bu hayalleri görmeye devam edersen daha uzun süre buradan çıkamazsın. Nari, şu an bile sağlıklı düşünemiyorsun Nari. Sen şimdi kızını bizim elimize bırakıp gidemezsin Doğuz Sancar. Sağır mısın? Baban olacak herif niye kızımın nüfusunu aldı? Niye buna izin verdin? Senin bana soru sormaya hakkın yok. Beni gelinliğimle kapıdan dışarı attığın gün tüm cevapları kaybettin sen. Ben zaten bütün cevapları biliyorum Sefil'in kızı. Bunu ne yapacağız? Ne oldu? Evladının sorumluluğunu almak zor geldi değil mi? Sen sevgililerinle günlük gün ederken benim kızıma babanın tuttuğu matmazeller mi baktı? Yapma şunu Sancar ya. Ne yapmayayım? Acıtma canımı, acıtma. Canını acıtmayayım öyle mi?
Ha? Sen önce bana ihanet et. Sonra benden habersiz doğurduğu kızımı babanın nüfusuna yazdır. Sonra 8 yıl kızımı sakla. Sonra getir. Sonra geri iste. Sonra kaptır. Ama ben senin canını acıtmayayım, öyle mi? Ağlayınca geçmiyor. Ben denedim, geçmiyor. Ağladın mı? Adım adım geçer zaman, biter günüm. Ben neredeyim? Yavaş yavaş batar güneş, hava soğuk. Sen neredesin? Yağmur. Allah kurtarsın mapus kuşlar. Sayılı gün çabuk geçer derle. Hele bak. Sana dedim değil mi? Bu kaçırma işi çok saçma dedim. Yapma dedim. Ama sen ne yaptın? Kendi burnunun dikine gidip şu düştüğün hale bak. Bağırma lan kıza. Bağırma. Bir dakika lan. Bir dakika. Sen bunun benim kızımı kaçıracağını biliyor muydun? Biliyordum. E niye engel olmadın oğlum o zaman? Öğrenir öğrenmez odaya kapattık işte. Sancar Efe, daha ne yapsaydın? Beni arayacaktın Yediz ağa, beni arayacaktın. Ne oldu, elin varmadı mı? Kendi işimi kendim yapardım. Kimseyi de sırtından vurmam. Vurmazsın değil mi Sadık? Vurmam Sadık. Yeter! Benim kızım yok ya ortada, kızım. Siz de burada gelmiş çocuk gibi kavga ediyorsunuz. Ya gözünü seveyim, avukat çıkar bizi buradan. Tamam, çık su iç. Çek onu. 18-12. Gülsüye. Bir tane daha getir Dilan Tatlı. Getirin. Uğursuz kadın. Gudubet kadın. Düğünümüzü bastı, yetmedi. Sancarımı da karakollara düşürdü. Cavırın kızı. Anne. Çıkmışlar ya karakoldan. Biraz sakin ol. Bak tansiyonum düşmüyor. Gözünü seveyim ya. Elvan. Ara şu kocanı. Sor bakayım torunumu bulmuşlar mı? Annem. Canımın içi. Az bir zaptı olsan ya. Hem bak Yahya abim ne dedi? Beni bir daha ararsanız gelir o evi yakarım demedi mi? Elvan, ara dedim seni. Pasaportu yırtmak resmi belgeyi yok etmek suçuna girer. Tutuksuz yargılanırsınız ama 2 ila 5 yıl arası cezası var. Üstelik söz konusu resmi evrakta sizin tasarruf yetkiniz olmadı. Ya gözünü seveyim avukat, bunları başka zaman konuşuruz. Şimdi sırası değil. Ha Yahya. Abi. Adamları topla. Bütün Muğla'yı arayın. Her taşın altına bakın. Sefir tekrardan pasaportu çıkartana kadar kızım bir otele götürmüş olabilir. Bizim otellere bakın, diğer otellere bakın. Hadi oğlum gözünü seveyim ya. Ben o işi hallettim. Ortalığı ayağa kaldırdık zaten. İşte otellerin kayıtlarına bakılıyor. Tanıdık memur arkadaşlar da trafik kameralarını kontrol edecek. Eyvallah Sadıç. Of. Anne var. Benden duymuş olmayın ama büyükelçi diplomatik bağlantılarını kullanıp yeni pasaportu çıkartmış bile. Ha bu arada trafik kameralarında da gördük. Milas yolunda seyrediyorlar. Havaalanına gidiyor. Ya ya anahtarı ver. Gel benimle. Gediz sen burada kal. Bizim avukatların hepsiyle konuş. Meri yurt dışına çıkartamasınlar.
Hoş geldiniz Sayın Büyükelçi. VIP girişine git. Oradan girmiştir baba. Yahya sen arabayı park et. Hanımefendi bir saniye. Hanımefendi. Sancar Bey hoş geldiniz. Sefir Güven Çelebi bir kız çocuğuyla içeri girdi mi? Sefir Bey 20 dakika önce içeri girdi. Sancar Bey bir dakika biletinize bakabilir miyim? Bilet falan yok çekil. Sancar Bey sizi içeri alamam. Ali ayıp oluyor oğlum bak. Sancar Bey işsiz kalırım sizi gerçekten içeri alamam. Alırsın. İki katı maaşla da gelirsin yanında çalışırsın oldu mu? Uçak zaten piste hazır sizi alamazlar. Bul beni bul. Sancar kapı kapandı. Koş koş koş. Geçemezsiniz güvenlik. Sancar kızım gitti. Niye oldu? Gitti mi? Telefon versenize bana bir tane. Ne yapacaksın telefonu? Uçak bileti bakacağım. İki saat sonra oraya var. İki tane bilet al. Ne? İki tane bilet al. Sen de mi geliyorsun? Bugüne kadar birçok şey yanlış yaptın Sefir'in kızı. Ama bir şey öyle güzel yapmışsın ki. Ve ben o güzel şeyi Sefir denen o herifin elinde bırakmam. Aldınız mı meleği? Yok gitti abim nerede peşimden gidiyor. Ah vallahi da geldi evi yakmaya. Kız kocam! Elvan çık. Yahya delenmede bir deyiver ne ettiniz? Elvan çıkıversen ya karıcığım. Yahya abim nerede? Torunum nerede buldunuz mu? Ana acelem var. Sonra söylerim, sonra söylerim. Yahya ne işler çeviriyorsun sen? Ne tanem abi? Kız Yahya. Şimdi gasayla uğraşmanın sırası mı? Melek nerede? Sancı abi nerede? Ene. Lan! Bu pasaportla paralar ne? Yoksa sen beni terk edip kaçıyor mu? Of of! Ne bağırıyorsun kızım ya? Senin aklın ne çeşit çalışıyor acaba ya? Yok yok kızım yok. Sancar abimin pasaportu bu. Nareli Montenegro'ya gidecekti. Dende. Sancar abim mi kaçıyor?
kadınız, hadi kadınlar, hadi hadi hadi. Anam ne duruyorsunuz, ayaklarınız mı tutuldu dari? Hadi hadi hadi. Bak hala bekliyorlar. Ma. Ana. Lin kavrum, nasılsın? İyiyim sahab. Yeni mani var mı, yeni mani? Yok deme. İstersen dizi vereyim şimdi bir tane gelinin bohçasına. Düz, düz. Bu da Sefir'in kızının manisi var. Bunun kızının yok diye o ortadan ikiye çatlayıverecek gari. Bir kuşun kanadına tutunmuş sevdasına. Mendil salla kayınla, lüzum yok bohçasına. Ne diyorsun lan sen? Kötü bir şey dedi değil mi kız bu? Yürü artık ya ablam, yürü artık. Meczup işte biliyorsun. Meczuplar da hep bizi bulur. Yürüyün kızlar, yürüyün, yürüyün, yürüyün. Yahya oğlum lan bir şey de. Çatlatma lan insana. Cevap ver. Çık bak bakayım yukarı. Ne karıştırıyor bunlar? Tamam anne. Aa, hala? Atiki teyze? Aç kızım. Aman iyi. Dünürüm beni ayakladı mı karşılıyor gari. Hoş gelmişsin Atiki. Hoş buldum dünürüm. Gari dedim ki damadımın başında çok işler var. O kızım el öpmeye getiremiyor dedim. Bari bahçeleri ben götüreyim dedim. Ne iyi etmişsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalığa getirdiniz. Sen de hoş geldin eşi. Hoş bulduk. Gülsüye kızım terlik ve halına, misafirlerimize. Alın içeri. Geç, geçin içeri. Buyurun Atike teyze. Sağ ol kızım. Buyurun. Anamların geleceğinden haberim yoktu Ali sana. Olsaydı durdururdum. Dur ben yollayayım geri. Olmaz. Konu komşuyu doplamıştı gelmiş. Laf sözü olur şimdi. Hoş geldiniz hanımlar. Kız Gülsüye, neredesin? Gel şunları ser de millet bohça görsün. Serem mi Ali sana? Lüzum yok. Tekrar hoş geldiniz hanımlar. Dünürüm, yeni torunun nasıl? Adak kurbanı kesmişsin dün torununa. Öyle ettik Atike. Pek güzeldi gavurmala. Sen yemedin mi Atike abla? Vazgeçtim. Haydi. Haydi. Müsait değil. Haydi. Çağrınıza gelin. Haydi. Damadım çok ısrar etti kız. İlle gelin, ille gelin diye. Ama usul erkan biliriz çok şükür. Aileden sayılırız canım. Adak eti düşmez bize. Ayıp etmişsin o zaman. Sen sadece karnını doyurmaya mı geliyorsun bu konağa? Madem ailedensin gelip bir işin ucundan tutaydın ya. Kız bana ne iş düşecek Gülsüye varken? Siz kızınızı konağa besleme diye vermediniz mi? Gülsüye kızımız bizim. Zehra'dan farkı yok. Zehra. De ana. Kızım misafirlerimize ikramda bulunun. Gül suyu dökün, kahve getirin, lokum getirin. Buzlukta da börek vardı, onu da koyuverin fırına. Gülsüye'mle halası da sana yardım ediversin. Gülsüye, bohçaları da toplayıverin kızım. Tamam anne. Ya işte. Dünürüm, torun dediydim. Hani nerede? Gelse de elimizi öpse. Artık benim de torunum sayılır değil mi?
Elvan. Elvan. Pijama koydum, iki tane gömlek koydum, tıraş bıçağı koydum, diş fırçası... Tamam tamam, pek iyi yaptın karıcığım. Hadi ben kaçtım, uçak kalkıyor, geç kalacağım. Hadi görüşürüz. Buyurun, buyurun. Kız kayınım! Sanca abi Nare'den Montenegro'ya gidiyormuş. Ya. Ne, Montenegro mu? Nereye gitmişler? Kız Montenegro neresi? Dünürüm. Kızım. Baban olacak herif kızıma kötü davranır mı? Davranmaz. Melek'le pek ilgilenmezdi ama kötü davranmaz. Melek korkmaz yani. Korkmaz. Ama beni çok özler. İyi. Bu sabah sizi yakalamasaydım, kızımı nereye götürecektin? Babanın yanına mı? Bir daha Montenegro'ya dönmeye niyetim yoktu. Nereye o zaman? Amerika'ya. Bana inanmayan herkesten çok uzağa. Amerika'ya. Benden çaldın. Benden çaldın, yılların üstünde bir de binlerce kilometre mi koyacaktın? Eğer sen bana kızımı verseydin ben Muğla'ya yerleşecektim. Sizi ayırmaya niyetim yoktu. Aa, sen ne kadar iyisin böyle ya. Ne oldu sonra peki? Yeter bu kadar baba kız muhabbeti mi dedin? Hasefer'in kızı. Nare, Nare. Benim adım Nare. Kızım şu an babamın elindeyken bana Sefer'in kızı deyip durma. Ne diyeyim Sefer'in kızı? Sancar'ın Narisi diyecek halim yok ya. Ne güzel olmuşum be. Aslında gelinliğe hiç gerek yok tam. Hep bir kere giyeceğim pamuk. Aslında bunu ailenden birinin bağlaması lazımdı ama... Thank you.
Bundan sonra senin tek ailen benim Sefir'in kızı. O zaman bana Sefir'in kızı deme efem. Sancar'ın naresi de. O zaman bir bak bakayım ne demişim. O ne? Ne yazdın Naci? Dedim ki madem resmi nikah, inşallah yarın. Bugün Hıdırellez. Hıdırellez'de muradım. Bu çakı kalem olsun. Zeytin'le nikah defteri. Bu da bizim imzamız. Sen artık Sefir'in kızı olma. Sancar'ın naresi ol. Tamam. Belki Sancar'ın naresi. Belki öyle demek yanlış. Ama en azından Sefir'in kızı deyip durma. Bari sadece narede. Sen gittikten sonra. Sen gittikten tam bir yıl sonra. Dedim ki. Sancar Efe. Sefir'in kızı bir düş imiş çocukluğunda. Şimdi bir kuş olmuş. Bu zeybeği sırtından vurmuş, uçmuş gitmiş. Peşinden gidecek. Dede yadigar şu doğal yatağını böğrümüze saplayacak halimiz yok ya. Tükürdüm sol tarafıma. Bir daha Nare ismini ağzıma almayacağım. Hızır tövbesi olsun mu? Olsun. O sebeple. Yemin mi ettin? Ama ben seni hiç sırtından... O sebeple. Sefir'in kızı gayet münasiptir. Thank you.
Pozdravla vazgazla. Prestaşta çeteresi. İyi idi de. Ne koça vas vidyeti. Rok plecane vam se vlici kraju. Gazda je rekao da vam prinesem. Presta mu taču na čepare. Idi de sada. Nemojte se više vrteti oko mene. Matko! Olsun abla. Kız kadınla ağzınızın ayarına güvenmek istiyorum. Tamam mı? Duydun mu Eşaba? Bilhassa sen ediyorum. Ortalığa dedikodu yaymayacaksınız. Sakın ha. Dende aşk olsun evan. Sence Refe Sefir'in kızıyla kaçtıysa bizi ne? Hala kaçtı diyor. Ben bunu yolar. Yenge, yolar dur. Dur Allah aşkına, ne yapıyorsun? Eşaba hadi anam, sen de uğurlar olsun hadi. Yenge dur, ne yapıyorsun anam ya? Ben kızımı bana gelin diye verdim Halise. Yenge koş. Buna diye vermedim. Abisine mesaj attım. Dur bak o ne diyecek. Ana sus, abimi niye karıştırıyorsun? Kocan eski yavuklusuyla Necdebi memleketlere gitti mi? Gitti. Sen koskoca köye rezil oldun mu? Oldum. Abini karıştırmayacaksın da kimi karıştıracak? Atike teyzeciğim, ama siz de biraz abartmıyor musunuz? Yahu kaç kere söyledik. Abim Nare'yle sadece meleği almak için gitti. Neyse gittiyse gitti. Efe dedik verdik, bir efeliğini görmedik. Kendi karısı dururken eski yavuklusuyla dolanandan Efe mi olurmuş? Atike! Kız anasısın dedim, sustum. Emmi yetti gari. Ay. Benim sancarıma laf diyecek insan daha anasının kanından doğmadı. Sidikli Atike. Ya haddini bil hısım olan, ya da var git hasım olan. Bak bak bak. Had bildiğine bak. Halise kadı. Şimdi bizi beğenmiyorsun emmi. Bu konağın kapısına besleme olduğun günleri unutmadık. Atike. Beni bak diyor. Ben beslemiyken de ağzımın ayarını bilirdin. Hanımken de biliyorsun. Senin o yılık ağzını bürüverme edebilirim. Geberdin. Hayır. Kıyamet kapıya kan çıkacak. Halis efem, kayınlan bir kendine gel, bir sakinleş ama. Kız Ertem, sen de ananı al çık yukarıda ayıl bayıl. Güsiye yardım et. Allah. O da bir yüzünü yulsun, bir motoru soğusun. Haydi anam, haydi gülüm. Gel kızım, gel benim kadersiz kızım. Ya kadersiz kızım ya. Haydi gülüm, haydi. Ay. Kayınlan gel. Zehra. Yenge. Bir tansiyonuna bakıver gülüm. Tamam. Kayınlan, kayınolan gülü. Sen ne diye takıyorsun sidikli Atike teyzeyi? Öyle tatafiyeden konuşuyor. Sen aç bakayım ağzını, sana bir dene lokum verem. Aç, hadi aç. Elvan yapma kızım. Kız ağzın tatlansın diye dedim. Geç kızım, geç. Gülsiye tamam. Git Halise anaya baksan. Bak bak.
Sen anca ona bakarsın zaten. Dopa attılar gül gibi kızımı konağa da kimseler yüzüne bakmıyor. Gül gibi kızımı düşünen bir Allah'ın kulu yok, yok. Sen çok mu düşünüyorsun beni? O nasıl laf kız? Tabii ben düşünüyorum. Ana kız sen hiç ayılıp bayılmıyor muydun? Niye çemkiriyorsun? Aşağıda gıyımlama o kadar lafı sayarken de düşünüyor muydun beni? Ha? Elimde bir ova. Bir ova. Kocam bile yok. 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 Kız. Yok. Kız. Kendine gel. Kız ne yapıyorsun? Kendine gel. Bak çarçın şimdi ha. Kız. Kapalı. Meleğe eve mi götürmüştür? Sabah ben Meleğe eve götürüyorum. Arkasından gelip gelmemek senin tercihin demişti. Muhtemelen evde bekliyordur. E niye açmıyor o zaman telefonunu? Eve gideriz saatler olmuştur. Bana işkence etmeye çalışıyordur. Yapar böyle şeyler. Bir araba kiralayalım. Kızımızı alalım. Sonra ben bir işkence düşüneceğim ona. Sen dur. Araba kiralamaya gerek yok. Ben Türkiye'ye gelmeden önce havaalanında bırakmıştım arabamı. Onu kullanırız. Ama diğer söylediklerine varım. Neşe. İnmeyeceğim. Melek. Neşe. İnmeyeceğim. İnmeyeceğim dedim sana. Bırak. Bırak beni. Annemi istiyorum ben. Bırak. Gir içeri. Girmiyorum. Gir dedim. Ben annemi istiyorum, babamı istiyorum, Aslı istiyoruz. Ne istemiyorum. Artık babanı görmeyeceksin. Buna alış. Ağlama. Ağlayacaksan da doğru dürüst insanlar için ağla. Bir çingeneye ağlarsın, bir köylüye ağlarsın. Babam köylü, Aslı çingene. Hiç kimseyi beğenmiyorsun. Odaya götür. Pencereleri kontrol et. Dikkat et kaçmaya kalkmasın. Annemi istiyorum. Annemi. Bu benim eski telefonum. İçine Gediz abinin numarasını kaydettim. Annenle konuşabilirsin. Thank you.
Songül! Songül, kızım bana bir kahve söyleyin. Songül, kime söylüyorum? Songül! 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 Songül yok, Nare yok. Ne biçim iş bu be? Songül! Songül! Abi! Songül doğum iznine ayrıldı ya. Bugün gelmedi ki. Mesai bitiyor, daha yeni mi fark ediyorsun ya? Lan kafam kaldı ya. Akıl hep Nare'de. Nare mi? Ya, Nare'de derken Nare'nin kendisine değil işte. Çocuğu kaçırdılar ya, buldular mı, bulamadılar mı ondan... Heh! Kızım bağırıp duruyoruz ya. Duymuyor musunuz? Kahve içmeden toplanmıyor bu kafa, toplanmıyor. Şey, Songül Hanım bize söylüyordu da biz öyle yapıyorduk. Öyle mi yapıyordunuz? Nasıl yapalım? Songül'ün doğurup çocuğu büyütüp gelmesini mi bekleyelim bir kahve için? Tamam canım, sen mesai bitmeden çıkmadan bir kahve daha yapı be. Gediz Bey'e, sonra çıkarsın, olur mu? Tabii Yahya Bey. Allah Allah, Allah Allah. Abi sen bu kadar öfkelenmezdin ya. Bir şey mi oldu? İyi mi? Çok iyiyim Yahya, çok iyi. Sen nasılsın? İyiyim. Tabii senin de yeğenin kaçırıldığına göre sen de en az benim kadar iyisindir. Benim de morallerim pert sonuçta. Melek, Melek arıyor. Alo, Melek. İyi misin? Annemle konuşmam lazım hemen. Anneler senin arkandan Montenegro'ya geldi, babanla birlikte. Melek, Melek dayan amcam. Kurtaracağız seni, dayan. Az kaldı. Yaşasın. Babamın telefon numarasını verseydin, onu arayayım hemen. Melek. Melek, orada mısın? Melek, amcacığım cevap ver. Melek'ciğim, iyi misin? Melek? Ay Allah. Melek, Melek orada mısın? Gediz Bey. Oo, sayın büyükelçim. İyi günler Gediz Bey. Rahmetli babanıza büyük bir saygım vardı. Ama aile meselelerimize karışmazsanız çok sevinirim. Allah Allah. Geçen gece siz beni arayıp kızım canına kıyacak, git onu bul derken iyiydi ama. Bana bak. Sana sayın büyükelçi dedik diye artistlik yapma. Meleğe telefonu ver, benim canımı sık. Alo. Alo. Ya Deniz'ciğim, canımın içi, ben bu fincanla mı kahve içiyorum? Allah aşkına ya, bir yudumda biter bu kahve. Bari çay kaşığıyla verin be. Abim, hadi sen evine git. Mesai bitti artık bu kadar. Ben daha sonra Gediz Ağa'ya damacanayla kahve ısmarlarım artık. O bunu kesmez çünkü. Hadi canım. Abi, bak buraya bir tane sinirli adam yeter. İkincisine hiç lüzum yok. Ki bir tanesi abim zaten. Ne gerek var ya? Sakin olalım. Yahya! Necdet'sin lan! Geri gel! Necdet mi lan? Yahya! İn aşağı! Yahya! Aklını alacağım senin! İn lan aşağı! Aa, şimdi ben de sinirlendim. Ettik mi üç? Ya ya. Sana göstereceğim ben seni. Senin için ya. Gel bakalım küçük gel, enişte. Gel gel her gel. Esahtan gel, ettiniz gel. Mi bunu? Gel gel gel. Tamam. Sancağın işlem kardeşim burada koyup o karıyla gömreliğe mi gitti? Ulan sen. Ya bir dakika dur. Sen iki kere dur. Zaten ortalık karışık. Duramam Gediz Bey'im, bizim de bir aile şerefimiz var. Başlatma lan aile şerefinden. Oğlum, dedesi aldı kızı Montenegro'ya götürdü. Anası babası da peşinden almaya gitti. Ne var bunda? Ne olacakmış? Dedesi almış kızı götürmüş. Burada gül gibi karısı var, çocuğu ondan etsin. Gavur tohumuna mı kaldık? Allah Allah. Lan sen ne diyorsun lan? Sen kimin yeğenine gavur tohumu diyorsun lan? Sen tamam ya. Sinir yapma, dur biraz. Az önce sen sinir yapınca oluyordu. Şimdi ben niye yapamıyorum? Doğru vallahi. Kabul. Sen de. Gediz Bey. Bırakma bunu, bırakma bunu. Sen de kaybediyorsun. Ver bana.
yeğenime dil uzatırsan seni gömerim lan! Gömerim! Necdet Bey kardeşim. Sağ olun Gediz Bey. Security, atın bunu marinadan. Bir daha da almayın. Ayakkabımı da ver lan! E oğlum anlatsana. Başka bir şey demedi mi? Oğlum dedim ya, deli salıverdi elinden telefonu işte. Ben o herifim var ya ta. Ya ben de aynısını söyledim seni ta. Sancar, Melek nasılmış? Sesi nasılmış? Melek nasıldı, sesi nasıl geliyordu? İyiydi, iyiydi. Sizin peşinizden gittiğinizi duyunca çok sevindi. Aa iyiymiş, biz peşinden geldik diye çok sevinmiş, mutlu olmuş. Tamam Sadıç, kapat telefonu, biz 5 dakikaya Melek'in yanındayız. Sancar, Nare nasıl? Versene bir telefon, onunla da konuşayım. Ne vereceğim lan ben sana Nare'yi, ha? Ne konuşacaksın onunla? Kapat telefonu, delirtme beni, kapa! Bu Gediz ne ayak? Senin ortağın işte. Nereden bileyim elini ayağını? Onu sormuyorum herhalde. Aranızda ne var onu soruyorum. Cevap versene. Alo! Sana diyorum cevap versene. Sefer'in kızı cevap versene. Sana ne ya? Evli adamsın. Sana ne? Bana bak Sefer'in kızı. Bak eğer Gediz'le aranıza bak, eğer öyle bir mevzu olursa var ya, yakarım. Sen kimsin ya? Ha? Kimsin de bana karışıyorsun? Elinde alyansla bir de geçmiş karşıma. Sen bizim evi nereden biliyorsun? Geldin değil mi daha önce? Peşimden geldin değil mi? Sakın yalan söyleme. Evi elinle koymuş gibi buldun da girdin içeri. Ne zaman geldin? Sefer'in kızı eski defterleri açıp beni delilendirme. Söylesene Sancar, ne zaman geldin? Söylesene ne zaman geldin? Sen gittikten 1 sene sonra geldim, tamam mı? 1 sene boyunca eşek gibi çalıştım. Uçak parası için, pasaport parası için bütün kuruşları biriktirdim. Parayı toplar toplamaz geldim, boyumun ölçüsünü aldım gittim. Oldu mu Sefer'in kızı? Neden boyun ölçüsü? Hala konuşuyor, sus! Nare! Nare! Nare aç kapıyı. Seni dinlemeye geldim. Nare aç kapıyı. Kurban olayım aç. Nare! Defol gidiyorum. Çekil şuradan. Çekil! Nare! Nare yok. Çekil! Neredesin Nare? Çekil!
Sancar. Akın, atar mısın şunu evimden? Nane! Neredesin Nane? Nane neredesin? Sancar bir dur. Sancar sakin ol. Neredesin? Sancar. Neredesin Nane? Sancar bir gel. Çekil! Nane! Neredesin Nane? Nerede? Sancar, önce bir sakinleş, sonra konuşalım. Ne konuşacağım lan ben seninle? Ne konuşacağım seninle? Nare bana senin onun, senin lan! Sana o zaman telefonda da söyledim. Şimdi de söylüyorum. Nare benim kardeşim sayılır. Ben ona öyle bir şey yapmadım. Eğer benden şüpheleniyorsan, çek vur beni. Anladın mı? Vur. Doğrusu çekip vuracağım zaten. O gün dinleyemedim Nare'yi, bugün dinleyeceğim. Şimdi bana Nare'nin nerede olduğunu söyle. Ben de. Sen ne? Ne yapacaksın? Kızımın peşinden mi gideceksin? Yarıcının oğlu. Al şu parayı. Geldiğin yere defol git. Bu ne? Kızımın peşini bırakmanın bedeli. Kızının peşini bırakmanın bedeli öyle mi? Ulan seni var ya. Dur. Seni var ya paralarla bağırın. İsviçre'de. İsviçre'de. Erkek arkadaşıyla birlikte yaşıyor. Seni bırakıp döndükten sonra tatile İsviçre'ye gitti. Orada bir Türk'le tanıştı. Zengin bir Türk'le. Zengin bir Türk'le tanıştı. Onunla yaşıyor. Üzgünüm kardeşim. Aynı şey yapmayacağım. İnanmayacağım. Ben buraya Nare'yi dinlemeye geldim. Ben bir senedir buraya geldiğim için uğraştım lan. Sizin lafınıza çekip gitmem. Ara Nare'yi. Sancar. Ara lan. Ara, numarasını değiştirmiş. Ulaşamadım, ara. Bak Sancar. Ara lan. Ara. Tamam. Arıyorum. Ama sonunda senin canın sıkılacak. Tamam. Arıyorum. Alo, Nare'nin telefonu. Sen kimsin? Nare'nin erkek arkadaşıyım. Kendisi şu anda pek müsait değil. Nare, Nare'yi telefona ver. Nare, hayatım. Seni arıyorlar. Kim o aşkım? Senin geldiğinden haberim yoktu. Bak eğer olsaydı... Olsaydı ne yapardın? Sevgilini bırakıp bana mı koşardın? Benim sevgilim yoktu. Sus! Kulaklarımla duydum. Elin adamına aşkım derken ben evinde telefonun diğer ucundaydım. Ne anlatıyorsun bana? Ben kimseye aşkım demedim. Benim senden başka aşkım olmadı. Bak yapma şunu. Yapma şunu. Aynı maval okuyup durma. Yapma şunu. Sus sen yapma. Asıl sen yapma. İnan artık, Allah'ın inadı, inan. Şu Nare'ye inan artık, inan. Ben intihara kalkışmışım. Bütün kemiklerim kırılmış, ruhum darmadağın olmuş. O halde çocuğumu doğurmuşum. Beni bir akıl hastanesine tıkmışlar. Kızıma ve anılarıma sarılmışım.
Tek başıma yaralarımı sarmışım, tek başıma. Ne sen, ne de başka bir sevda, tek başıma. Hani bana bugün dedin ya, Melek için. Bir tek şeyi çok iyi yaptın dedin ya. Dedim. Sen de birçok şeyi yakıp yıktın. Hala da yakıp yıkmaya devam ediyorsun ama... bir tek şeye çok iyi sahip çıktın Sancar Efe. Kızımıza. Şimdi birbirimizi inciterek o tek iyi yaptığımız şeyi unutuyoruz. Meleğin bize ihtiyacı var. Eğer evdeyse biz şimdi kızımıza kavuşacağız ya. Senden ricam lütfen onun yanında kavga etmeyelim. Üzülmesin. Ateş kes diyorsun yani. Ateşi kesiyorum. Eyvallah Sefer'in kızı. Hadi aç şu kapıyı da kızımızla kavuşalım. Vallahi onu çok özledim ya. Hadi. Babam biz geldik. Yok. Kızım yok. Al kapıyı, kardeşimi almaya geldim de. Hadi, dinle kapıyı. Senin aklına uydum ama inşallah pişman olmam ana. Olmazsın, olmazsın. Asıl kaynağın böyle senin sinir krizleri geçirdiğini görürse o zaman pişman olursun. Hadi, 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 hadi. Sallama yürü. Çıkamadınız odadan. Atike teyze, sineğin geçtiyse ya salona buyur. Sofra 5 dakikaya hazır. Kocaman Rabbim. Benim kafam yine karıştı. Kız Ertim, bu bavul ne? Balayına mı gidiyorsun diyeceğim ama. Kapı çalıyor Elvan. Yetiş! Küçük gelin evden kaçıyor.
Kaçmıyoruz. Allah'ın emriyle kapınıza gelin verdiğim kızı mı analık hakkımı kullanarak geri alıyorum. Tut şu valizi Necdet, tut şu valizi. Kız sen de giy şu ayakkabılarını. Benim kapımdan giren gelin ancak kefenle çıkar Atike. Gelinin hakkını veren damat yoksa ne olacak Halis Efe? Aa, kız dikilip durma kız sen de. Yürü yürü yürü. Yürü. Hadi. Atike teyze. Kız yürü yürü. Atike teyze bak çok büyük yanlış yapıyorsunuz ya. Bir bekleyin abimler gelsin oturalım konuşalım. Atike. Seni benim kapımdan gelin alamazsın dedim Atike. Vuracağım Halise. Vur. Vurmaktan beter ettin zaten. Emme. Sırtıma sıkarsın ancak. Yürü kız. Yürü. Halise ana. Hakkını helal et ana. Yürü. 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 İyi misin? Duyuyor musun beni? Beni cezalandırıyor. Kim? Babam. Beni cezalandırıyor. Kızımı vermiyor, telefonlarımı açmıyor. Niye cezalandırıyor seni? Kızım bana getirdiğin gün ne oldu? Niye geldiniz? Sefer'in kızı. Anlat. Kızım bana getirdiğin gün canına kıyacak kadar ne oldu? Baba niye cezalandırıyor seni? Kızım sana verdiğim için cezalandırıyor işte. Tamam peki anlatma. Anlatma. Ama baban olacak o herif meleği kolayına vermeyecek bize anlaşıldı. O zaman da benim kendi yöntemlerim devreye girecek. Senin yöntemlerin derken? Bilmesen daha iyi. Nasıl bilmesem daha iyi? Neler planlıyorsun sen? Ay, şunu bil Sefer'in kızı. Öyle ya da böyle kızımı alacağım.
Babam arıyor. Hoparlörü aç, benim burada olduğumu söyleme. Alo. Gelmiş. Gel dedin, geldim işte. Kızım nerede? O sefil köylü de geldi mi seninle? Hayır, gelmedi, yalnızım. Babana yalan söyleme Nare. Güvenlik kamerasından ikinizi de görebiliyorum. O sefil köylü varsa Melek yok. Sancar tamamen aklımdan çıkmış. Özür dilerim, aklım hep Melek'teydi. Merak etme, ben çözeceğim şimdi. Merak etme. O vazoyu bana Japon kralı hediye etmişti. Öyle mi? Bunu kim hediye etmişti? Alman büyükelçisiydi yanlış hatırlamıyorsam. İyi güzel. Alman malı sağlam olur. Sakın, o hediyelerin hepsi üstüme zimmetli. Baba. Baba, Sancar'ın eğer tüm evi dağıtmasını istemiyorsan bir an önce Melih'e telefona ver bence. Sana söyledim. O soysuz yanındayken Melek'le görüşemezsin. Anne, baba, kurtarın beni. Anneciğim. Melek kızım. Anneciğim. Babam bak, biz buradayız. Neredesin söyle. Dağda bir yerdeyiz. 3 saatte geldik. Yolda şikolata göreve geldik. Sonra birden bir şey tutuldu. Melek, Melek. Babam iyi misin? Konuş. Meleğin söyledikleriyle bizi bulamazsınız. Kızını görmenin tek yolu o soysuzun bir an önce Türkiye'ye gitmesi. Başka bir emrin var mı Sefir Efendi? Kızımı ver telefona. Tamam baba. Sancar yarın ilk uçakla Türkiye'ye gidecek. Kızımı ne zaman görürüm? Yarın Sancar'ı gönderir göndermez. Sakın unutma. Sancar'ın Türkiye'ye girip girmediğini hemen öğrenebilirim. Sakın. Sakın beni oyuna getirmeye kalkmayın. Git. Ah, buyur. Git Sancar. Memlekete dön. Sonra? Meleği ben hallederim. Biz zaten Türkiye'ye kaçmıştık. Yine kaçarız. Ben sana ne dedim? Öyle ya da böyle kızımı alacağım dedim. Demedin mi? Dedin. O zaman ne saçmalıyorsun? Yani sen şimdi bizi burada yalnız bırakmıyor musun? Kızım bırakmıyorum. Ben şimdi evdeki diğer güvenlik kameralarını bulup kıracağım. Sonra da birkaç tane telefon konuşmam var. Onun için dışarı çıkacağım, tamam mı? Kameraları ben hallederim. Sen istersen telefon konuşmalarını yap. Ablam sen iyi misin? Ne bileyim ben. Sabahtan beri çok sinirliyim. Hayır, sinirli olmaya da alışık değilim ki. Bir kahve yüzünden katil oluyordum bugün. Deniz yok mu bizim ofiste? Hı. Kızcağızı haşladım durdum boş yere. Nasıl ya? Sen mi yaptın? Hı.
Bana Meleği bulduğunu söyle. O sefil ölse bana Meleği vermez. Daha kızımı göremedim bile. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Onun anladığı dilden konuşacağız. Aklında ne var? Annemiz ilk zamanlar şey işindeyken. İhracat. Yavaş. O vakitler çalıştığımız tırcılar vardı. Sen ara o adamlara de ki. Nubar lojistiği mi diyorsun? Oğlum bizim onlarla ne işimiz olur? Onların ne... Bir dakika. Sen Meleği Türkiye'ye kaçıracaksın. Aynen. Ara o adamlara de ki eğer bu güzergahta tırları varsa sefer yapmasınlar. Benden haber beklesinler. Zararları neyse ben karşılayacağım. Oğlum heyecan yaptım ha. Sen sefiri bul, gerisi bende. Tamam. Bulacağım, bulacağım. Bulunca da onun var ya ağzını yüzünü dağıtacağım. Sonra da kızımı kaçıracağım. Lafa bak. Kendi kızımı kaçıracağım. Çok ağır lan bu. Çok ağır lan bu. Çok ağır lan bu. Çok ağır. Ya tamam Sancar, sakin ol ya. Allah Allah, Nare'nin yanında dağıtma kendini. Üzülmesin kız. Yok. Onun yanında dağıtmayacağım. Ama hazır sen konusunu açmışken oraya girince de... Bunu da yaz bir tarafa. Ben yanlış duydum değil mi? Sancar illegal olarak mı sokacak Meleği ülkeye? Sonra ne yapacak? Nasıl olsa ben Efe'yim deyip daha mı çıkacak? Ya ne bileyim abla, Türkiye'ye bir gelsin kız. Sonra bir numara çekeriz. Sen bir gelsene. Daha acil bir şey var. Geç şöyle. Ne oluyor ya? Geç şöyle, geç ya. Otur bir dakika, otur. Otur. Bak bu kanepe. Sen psikologsun. Ben de hastayım. Hadi beni tedavi et. Ne hastasısın ki? Ya ben nereden bileyim? Sen psikolog olan sensin. Sen söyleyeceksin. Aklı başında adam. Keşke benim kızım kaçırılsaydı diye düşünürüm. Hastayım işte ben. Keşke senin kızın kaçırılsaydı diye mi düşündün? Keşke. Keşke Melek benim kızım olsaydı da... dedesi onu Montenegro'ya götürdüğünde... Nare ile biz almaya gitseydik diye düşündüm. Oh. Ruh hastasıyım ben. Biliyorum. Yok yok. Ama sen şimdi şey dersin... Deniz bu bilmem ne sendromu. Korkma kardeş, yazım geçer dersin. Ha? Hadi söyle. Vallahi bence kork kardeş yazım. Çünkü bu bilmem ne sendromu değil. Hatta hastalık mı, o da tartışılır. Bu... Aşk. Hı hı. Ben aşık oldum. Değil mi? Hem de çok yanlış birine. Çok yanlış birine. Sancar Efe'nin ailesine. Gidiz. Sancar biliyor mu? Ne bileyim abla ben? Ben bile bilmiyordum. Sancar nereden bilsin? Ben şüpheleniyordum. O da şüphelenmiş olabilir. İyi davran kıza. Davranmazsam ne yaparsın? Elimden mi alırsın? Kimi? Nare'yi mi? Onu zaten alamazsın da. Yediz. Yapma. En iyi dostumu. Sadece elimden alma. O yüzden bana... Sadece elimden alma dedi. Çocuğum. Kız Menekşe yürüsene. Ha? Ne dikilip duruyorsun? Çapcın Hindi ha.
Kız atlan deveyle gitti, minibüsle döndü mü dedirteceksin komşulara? Dönmedim mi? Allah'ım ya Rabbim, dönmedim mi diyor ya? Yürü, yürü dedim sana, yürü. Tövbe estağfurullah, tövbe. Nereden kurtulmuştum? Yandamda! Ne Bekşe? Yandamda! Kızım kendini... Bunları bir daha görmeyecektim! Bunları da bir daha görmeyecektim! Melekşe! Bu kokuşmuş halıya bir daha yaklaşmayacaktım ben! Destanlarını yaktım! Delirttiler kardeşimi! Kızım! Adamın nikahı bende. Kapı gibi cüzdanım var benim. Adamın topusu bende. Bırakmam ben o gona. Ne yap? Ya Melek, daha hayatı zindan ederim, yine bırakmam. Ben bir daha Sidikli Atike'nin kızı olmam. Sancar'ın karısıyım ben. Tapusu bende. Bende tapusu. Tapusu bende, bende. 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 Geldim. Senin anahtarın yok mu ki? Var ama sen aç istedim. Sancar? İyi misin? Meleğin söylediği göl hangisiydi? İşkodra Gölü. Ne yapıyorsun? İşkodra Gölü'ne bakacağım haritadan. Oradan zor olur. Bende büyük bir tane harita var. Biz şimdi Melih'i bulsak bile onu nasıl yurt dışına kaçıracağız? Bilmesen daha iyi dedim ya. Nasıl dedim Sancar? Of. İnsan kaçakçılığı yapan bir lojistik firması var. Onların tırıyla. Hadi göster. Nerede? Sen insan kaçakçısı mı tanıyorsun? Eskiden vardı bir hukukumuz işte. Sancar sen nasıl zengin oldun? İnsan kaçırarak değil Sefer'in kızı. Peki. Nasıl zengin oldun? Çalışarak. Hadi göster. Şimdi burası İşkodra Gölü. Tamam, burada. Melek bir daha çıktıklarını söyledi. Burası memleket, tamam mı? Türkiye. Annem bana memlekete gidiyoruz dedi. Ben sandım ki memleket de büyük adı. Meğer Türkiye'ye memleket diyormuşuz. Bu kıta Avrupa. Burası Norveç. Burası da İzlanda. Çok soğuk olurmuş. Ben burada doğmuşum. Ama annem bana hamileyken Marakeş'teymişiz. Bu yerlerin hepsine gittin mi yani? Tunus, İzlanda, bebekken Kanada, şimdi Norveç. Sen nereye gittin? Muğla'ya gittim. Melek, Sefer'in onu götürdüğü yeri nasıl tarif etti ama?
Sen var ya, bu kızı çok iyi yapmışsın. Bana benzemiş işte. Şimdi göl buradaysa... O zaman bahsettiği dağ yolu da burada olabilir. Aslında değil, bana çekmiş. Evet ama bak burada da bir tane dağ var. Burada da olabilirler. Neresi sana çekmiş ki Melek, tıpkı ben? Dış aynı sen, içi ben. Hayır, içi de sen değil. Benim kızım sevdiklerine inanır. Bir istiridyenin kıymetli incisini sakladığı gibi saklarım seni. Bir bahar dalının narin tomurcuklarını sakındığı gibi korurum seni. Çok derin derin, derin derin, derin derin, derinlerimde ellerin bir armağan gibi Tanrı'dan bana. Kış güneşinde altın kirpiklerin. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim, belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, çok sevdim. Çok derin derin, derin derin, derin derin, derinlerimde ellerim bir armağan gibi Tanrı'dan bana. Kış güneşinde altın kirpiklerin. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Seferin kızı. Seferin kızı. Uyan.
uyumuşum. Ya sıkıntı yok, ben de uyumuşum. Ben bir şey yapayım. Kendisi arayayım. Bakalım ne yaptı. Bir de yiyecek bir şey alayım. Ben de çay yapayım. Çayı, çay yap çay. Değil mi? Ha? Bahsettiğim gölün yanında da. Tamam. Tamam kardeşim, sana borçlandım. Eyvallah. Bir bakalım Meleğin bahsettiği İşkodra Gölü'nün yanında kimin davi var? Kimin? Türkiye Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi'nin. Yani senin anlayacağın sefir arkadaşından anahtar almış. Bulduk yani Meleği. Bulduk ya. Allah. Efendim Sadıç? Oğlum 10 dakikadır arıyorum, meşgul telefonu. Niye bakmıyorsun? Nubar Lojistik'le görüşüyordum. Bunların eli kolu uzun ya. Senin gönderdiğin harita bilgilerini bunlara verdim. Buldular Sefer'in kaldığı evi. Yediz. Gelince alnından öpeceğim lan. Allah Allah. Ben ağzımızı burnumuzu kırıyordun. Kaşınma lan. Kaşınma işte, kaşınma. Telefonumu at, gönder. Tamam. Abi de... Sadıç sağ ol. Sen de sağ ol Sadıç. Senin kızın benim yeğenim. Yolladın mı köylüyü? Yolladım. Kızım nerede? Akın'ı ziyarete gelmek istemedi. Dairede kaldı. Nasıl bir kız yetiştirdiğini gör artık. Akın'ın yanında mısın sen? Evet. Sen de kızına kavuşmak istiyorsan buraya geleceksin. Akın'dan özür dileyeceksin. Yalnız buraya gel, özrünü dile, barışın. Ben de o köylünün Türkiye'ye girdiğini öğrendikten sonra seni Meleğe götürürüm. Sefaret'in üst caddesindeki hastanedeyiz. Yarım saat içinde burada ol. Hadi. Sen de Tibor beni bir an önce bulup öldürmeden şu bankayı ara. Dolabın içinde ceketim var. Onu verir misin Güven amca bana? Telefon burada mı? Evet, yani çıkarsan. Hele bir nara gelsin, şu yüzüğü taksın. Sonra ararız bankayı, Güven amca.
Sancar baba. Uci. Uci. Köstevi. Gıdaya Güven Çelebi. Ne znam? Onda treji otsa. Ne avla sen ama? İretsimu. Retsimu akona platiş. Kotskarski duk do veçeras. Tiberi uyluydu çeme uyti. Yine mi kumar borcu baba ya? Kolik adı giye. Milyon evra. Milyon evra? Akavası odvede motsu. Hoçet elim apüstedi. Da uzmem torbitsu. Ok. Hey, işte Emilio. Niye enişte? İşte. Evlatcağızım, sen ne ara böyle hatut oluverdin? Hoppala ne? Böyle mi karşılayıveriyorsun büyüklerine? Ya olur mu öyle şey? Hoş geldiniz. Buyurun, Halise teyzem. Ya ben bir şey mi yaptım? Bilemedim abi. Sen bir şey yaptın. Çünkü bu altın kızlar boşuna gelmezler. Doğru diyorsun ya. Anne, cidden ne yapıyorsunuz burada ya? Menekşe'yi geri getireceğiniz. Onu dümeye geldik. Nereden geri getireceğiz? Ha ben onu söylemeyi unuttum ya. Şimdi Nare ile abim Montenegro'ya gidince Menekşe de ana evine geri döndü. Ya anasını. Gediz. Alıvereceğim ayağımın altına he. Pardon anne, ağzımdan öyle çıkıverdi. Biz ne yapalım istiyorsunuz Halise teyzem? Köye gideceğiniz, kızı ikna edeceğiniz, alıp geleceğiniz. Sancar gelip de bulmazsa bir geline sahip çıkamadınız demesin. Ya Halise teyzem olur mu öyle şey? Sancar geri geldiğinde oturur konuşurlar. Özel hayatları biz girmeyin. Sen onun kovduğu kadını evini aldığında onların özel hayatı değil miydi Gediz? Ya aynı şey. Ne yapsaydım, bıraksaydım sokakta mı kalsaydın Nari? Anam gavurun adını yanımda. Menekşe'yi alacaksın, geleceksin o gıda. Ya ben kızı tanımam etmem Halise teyze. Yahya gitsin alsın işte. Olmaz. Yahya Necdet'le kavga ediverir. İyice bilenirler. Sen de yanında gideceksin. Aralarını bulacaksın. Evet abi ben hiç gitmeyeyim. Eğer gidersem o Necdet'i bu sefer gebertmeden bırakmam. Gebertirim. Ben kendimi biliyorum. Beni bak. Senin üstünde şu kadarcık emeğin varsa benim lafımı çiğnemezsin. Ben bir yolcu edip geleyim. Allah.
Hayda. E niye de beklemedin? Melek bu şarkıyı çok sever biliyor musun? Bir de hep şuradaki çocukla dans eder. Hele bir bulalım da hanımefendiyi. Bakalım bundan sonra dans edebilecek mi Elin Montenegrolusuyla? Yalnız bu Elin Montenegrolusu Melek'i görmüş. Ne zaman? Dün babam buraya gelmiş. Sonra da gitmiş. Matko'da aracın plakasını almış. Vay uyanık vay. Tamam, kızımla dans etti diye topuklarından vurmayacağım ama bu işe yaramaz. Niye? Çünkü ben direkt adresi buldum. Nasıl? Orası uzun hikaye, hadi. Sancar, Sancar. Babam şu an şehirde. Onunla buluşup özür dilememi istedi. O zaman Melek daha evinde şoförle yalnız. O zaman işimiz daha kolay, hadi. Ben bir Matko ile vedalaşacağım. Matko. Matko. Ne dostsa Evan. Ne diyorsun teyze? Ne dosta evem. Ne diyor? Ne dosta evem. Eksiksiniz diyor. Mele diyor, haydi. Ne yapıyorsun teyze? Abi gel. Ranyanı iste. Ne dostay. Ali jednog dana bit ćete potpuni. Bit ćete potpuni. Ne diyor? Tam olacaksınız diyor. Nereye alacağız ya onu diyor, haydi. Merhabalar Atike Hanım teyzeciğim. Selamun aleyküm Necdet kardeşim. Aleyküm selam Necdet Bey. Menekşe'yle konuşmaya gelmiştim de. Konuğa dön diyeceksen. Hiç konuşma çocuğum. Hiç hiç hiç. Aman aman aman. Hayda. Daha bir şey demedim bile. Dur bakalım. Ana ayıp. Kapımıza kadar gelmiş. Ah ya. Ayıp ayıp. Ayıp mı? Yahya ile beni şirketten kovarken ayıp değil miydi Gediz Bey? Ya Necdetciğim. Maziyi karıştırmayalım şimdi. Mazi dediğiniz dündü Gediz Bey. E ben de onu diyorum işte. Mazi mazidir öyle değil mi? Nerede konuşalım Menekşe? Arka bahçeye geçem abi. Allah'ım sana şükürler olsun. Yürü, yürü. Tamam, tamam, tamam. Menekşe kardeş ne diyeceğimi biliyorsun. Bak Emir büyük yerden kıramadım. Kalktım buraya geldim. Evine dön diyeceksin abi. Ama kocam evde yok ki. Sevdalısıyla gurbete gitti. Ya o kızlarını almaya gittiler. O kızın anasıyla babasını burada türküler yaktılar abi. Biz o destanı dinleye dinleye sevdayı öğrendik. Ya sen ne bakıyorsun milletin ne söylediğini? Küçücük yer, ufak çocukların aşkını büyütmüşler de büyütmüşler. Şimdi zaten aralarında bir şey yok. Merak etme. Merak ediyorum işte. Leyla Mecnun'unu, Mecnun Leyla'yı unutur mu merak ediyorum. Onlar unutur desen, Sancar Efe, Sefer'in kızını unutur mu onu merak ediyorum. Unutmasını geçtim. Gurbet elde bir ateşle bir barut yan yana durur mu çok merak ediyorum. Yahu ne ateşi ne barut? Ateş yok, barut hiç yok, tamam.
Öyle bir dönem yanmışlar, sonra sönmüş bitmiş gitmiş zaten. Şimdi tek dertleri kızları zaten. Konuda melek olunca gözleri seni beni görmemesi normal. Seni beni? Seni beni derken lafın gelişi söylüyorum kızım. Sancar'dan bahsediyorum yani. Gözüne seni görüyor, ne beni görüyor. İşe gücü de boşladı. Allah gelince konuşacağım kendisiyle. Bitmedi mi konuşmanız? Bitti kardeşim, bitti. Hadi Menekşe, sen de eşyalarını topla. Ben seni arabada bekleyeyim. Yo Gediz Bey'im, o kadar kolay mı? Çok istiyorsa Sancar eniştem gelsin istesin karısını. O vakit ben vereceğim mi? Onu bir düşünüverim. Abi tamam, ben zaten Gediz abiyi uğurluyordum. Abi, Halis'e anama de ki, Menekşe gelmek istiyor ama anasıyla abisi salmıyor de. Sancar gelip elinden tutup götürmedikçe de. Anlaşıldı. Abi bir de... Bir de ne? Ateşini barutumdan uzak tut abi. Nare gelmeyecekmiş. Ne? Sancar insan kaçakçılarıyla anlaşmış. Meleği kaçıracakmış. Ne diyorsun sen? Kim söyledi? Ya köstebeğim var içeride. Koş. Polis çağır hemen. Koş hadi, meleğe git hadi. Nereye? Tuvalete gideceğim. Gidebilir miyim?
Küçük Hanım. Ne yapıyorsunuz acaba burada? Hiç. Kaçıyorum. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Kaçıyorum da duymadın mı? Sağır mısın la? Annem nerede? Şu ağaçların orada, gel. Anne! Anneciğim! Haydi haydi, arabada devam edersiniz. Tır bekliyor. Tır niye bizi bekliyor? Memlekete götürmek için. Oley! Sancar. Baba. Torunumu kaçıracaktın ha? Köylü. Tam ben senin var ya. Konuşma. Sakın. Dur lan. Sen nereden öğrendin? Tahmin ettim. O ay çabuk yotu. Diyete koyu Samiye Saratel. Tujimga. Tamam babam, tamam ağlama, sus. Sus. Sus, bugün değilse bile gideceğiz memlekete, sus. Kızımı babasından ayırma ne olur. Yalvarma Şerife. Ben bulacağım bir yolunu. Mehmet. Nereden bulacaksın yolunu? Yarıcının oğlu. Sen kimsin ki bir yol bulacaksın? Oditega. Seni var ya. Göreceğiz seninle. Göreceğiz seninle. Sancar. Sancar. Dur lan. 1 milyon euro var mı? Ne? Kumar borcu var babamın. 1 milyon euro var mı? Sefir! 1 milyon euro! Kızıma karşılık 1 milyon euro! İki milyon. Tamam ulan! 2 milyon euro. Ostavite. Anneciğim. Anneciğim. Hayırlı olsun. 2 milyonluk bir bebeğimiz oldu. Hem de Avrupa'dan ithal. Cennetten ithal o, cennetten. Her kuluna nasip etmiyor Rabbim. Birer kahve söyleyeyim mi? Söyle be. Deniz Hanım, bize 2 tane kahve yapıver. Yeğeninin şerefine fincan dokuşturacağız. Deniz, fincanın boyutu hiç önemli değil. Tamamdır Gediz Bey.
Haydi. Ben bu kadar mı para ediyorum şimdi? Sen çok daha fazlasını ediyorsun babam. Dünyalar ediyorsun. Sana parayla paha biçemeyiz. Ne zaman gideceğiz memlekete? Annenle deden olacak o herif. Yurt dışına çıkışın için gerekli evrakları hazırlasınlar, gelsinler. Hemen gideceğiz. Onlar gelene kadar biraz dolaştırayım seni. Hadi bakalım dolaştır bizim kız. Nereyi dolaştıracağım? Keşke ziyaretime gelmiş olsaydın Nari. Ama senin tercihin çiçek değil. Bıçak değil mi? İyi ki ölmemişim değil mi Nari? Yoksa baban Sancar'ı hapse attırmasın diye kime yal vermeye gelecekti? Beni sevdiğim adamdan ayırdığın yetmezmiş gibi. Şimdi de kızımı babasından ayırmaya kalktın. Seni sevdiğin adamdan ben ayırmadım. Bunu siz ikiniz bizzat kendiniz başardınız. Sancar biz ayrıldıktan sonra buraya gelmiş. Beni aramış. Sevgilim açmış telefonu. Ben de kim o aşkım diye sormuşum. Öttü demek ki yarıcığım. Mızmızlanma. Mızmız mısın sen ya? Sen şimdi niye mızmızlanıyorsun ki? Oh, çok güzel kokuyorsun. Aa, bak bakalım kim gelmiş? Kim o aşkın? Hı? Kim gelmiş aşkın? Hemşire abla mı gelmiş? Sen nasıl... Asıl benim öfkelenmem gerekiyor Nari'cim. Bana çok pahalıya patlıyorsun. Hadime benden o kayıtlar için ne kadar Allah verim var mı? Ki babanı karıştırmıyorum bile. Hala senin karşılığında ödememi beklediği bir kumar borcu var. Sancar da hapiste olduğuna göre. Bu seferki planın işe yaramadı Akın Baydar. Sancar hapiste değil. Babamın kumar borcunu ödedi. Hayır. Yalan söylüyorsun. Evet. Sancar'la kızımızı da alıp memlekete gideceğiz. Ben kendi cennetimi kuracağım. Sen de cehenneminde yanacaksın.
Lan Matko. Ayrılan kızım lan. Baba hadi sen içeriye gir, ben birazcık burada oynayayım. Hmm. Ya ne olur, ne olur. Seni bu olandan yalnız bırakacağım ha? Yemezler bizim kız, haydi. Ama siz annemle küçükken ata biniyormuşsunuz, yiyormuşsunuz. Hep yalnız kalıyormuşsunuz. İşte tam da o yüzden yalnız kalamazsınız ya. Haydi gel. Anne ben Matko'yu dans etmek istiyorum ama babam izin vermiyor. Sancar rahat bırak çocukları oynasınlar. Biz de bir an önce şu işi halledelim. Lan Matko, 10 dakika içeride işim var. Eğer kızıma bir yanlışın olursa var ya, 10 dakika içinde 10 katırımı, 10 satırımı sen seç. Ya baba ben şimdi nasıl tercüme edeyim? Anladı o, anladı. Anladın değil mi? Hanım teyze, bak gördün mü kızımı bulduk. Çevir söyle, tam mı olduk da şimdi? Yaşuviyek niste potpuni. Ne diyor? Daha tam olamadınız diyor. Ama yani artık nasıl tam olamadıysak Melek burada, her şey yolunda. Sancar, babam vazgeçmeden bir an önce şu işi halledelim mi? U srcu imaš pticu, dijete. Bez te ptice ne može biti potpuno. Ne diyor yine? Yaşlı kadın işte, bir şey dediği yok, önemsiz. Kalbinde bir kuş varmış. O kuş olmadan sen tam olamamışsın. Ni ta ptica ne može da leti bez tebe. O kuş da sensiz uçamazmış. Çuvay tu pticu diyete. O kuşa sahip çık çocuk. O kuş annem mi? Alıcı kuş mu kalbindeki? Başka hiç kimse olmasa. Hep, hep biz içimiz uçsak. Ben bunu bırakıp geliyorum. Anneciğim. Hadi siz son kez Matko ile dans edin. Biz az sonra yola çıkacağız. Tamam. Dimitri, Sviray. Can. Düşlere veda şarkımız olsun. Ne biliyor musun? Al şu parayı. Geldiğin yere defol git. Bu ne? Kızımın peşini bırak bunun bedeli. Kızımdan uzak durmanın bedeli.
Melek kızım haydi. Ne alacak uçlar geliyordu, ne alacak uçlar gidiyordu değil mi bu uçaklardan? Ya hadi yürü kavruk, seni getirdiğime pişman etme beni. Boş ver Gediz, boş ver. Çok özlediğini belli etme. Haydi sür bakayım. Sancar. Hani o kadın öyle dedi diye canın sıkıldıysa. Bakın mı saçmalık? Aynen saçmalık. Alaca uç falan yok. Uçtum uçak aldım ne olduysa oldu. Satamın eli bakladım. Yine yakıp yıkmaya başladım bakıyorum. Tamam kızımıza kavuştuk, ateşkes bitti anladık. Ama eğer canımı acıtmaya çalışıyorsan... Seferin kızı sus. Ama eğer canımı acıtmaya çalışıyorsan zahmet etme. Bu kuş o efenin göklerinden uçalı çok oldu. Bu efe de... O göğe bakmayalı çok oldu Sefer'in kızı. Anne babayız biz. Başka hiçbir şey değiliz. Aynen. Başka hiçbir alt değiliz. Oo, gurbet kuşları. Alaca kuş. Sizin kuşunuza. Ne haber Sadıç? Seni sağ olun. Sen evle konuştun mu hiç? Konuşmadım. Hayırdır? Çıkar şu ağzındaki baklayı. Ne oldu? Menekşe onun evine dönmüş. He? Ve hakime boş esin siz. Zati dokunmadın da kıza. Hem o garibim de kendi yuvasını kursun. Sen de gari az müsaade et de alaca kuş da sizin yuvanızı kur. Ne zaman gitti anasının evine? Dün gitmiş. Ben de bugün gittim. İşte diyor ki, Mecnun Leyla'yı unutur mu? Mecnun unutsa, Sancar Sefer'in kızını unutur mu filan falan. Babam. Sen bugün annenle kal. Yarın gelip alacağım seni, tamam mı? Sen gelmiyor musun? Yarın gelip alacağım.
Ayşe. Menekşe aç kapıyı. Menekşe aç kapıyı bak yoksa kırarım. Kapıya gelen olursa vururum. Bak Leyla'yı Mecnun'u bilmem. Sancar Efe'yi bilirim. O da... Unutturursan... Unuturum. Anne yine kızacak. Benim artık bir ev ve iş bulmam lazım. İşte buluruz, evde buluruz. Geldiniz ya. Allah Allah. Millet sana hoş geldine geldi herhalde. Burada beni seven bir Allah'ın kulu var da sanki. Refika teyze kayınla mı görecektin? Sanca abim Yahya'yı aradı ya. Evi boşaltın, Menekşe'yle geliyoruz dedi ya. Kayınlamın papuçlarını bir giyişi var. Kendini dışarı bir atışı var. Anam, görecektin, görecektin. Sanca abim sonunda nihayete erecek diye. Kayınlam 21 pare top patlatacak neredeyse. Sus kız. Sus gök görmedik Elvan. Ama ne yalan diyeyim. Artık muradıma erdiler diye. Öyle mutluyum ki. Ölsem de gam yemem bari. Senden uzakta hep bir şeyler eksik. Gönlümde derman yok. İnan bir nefeslik. Ne bir avuntu ne de biraz ümit. Ne yaptın bana? Nedir bu sessizlik? İçimde bir şey acıyor sen gelince. Aklıma her şeyim. Yerine sevemem. Yerine sevemem. Razıyım yapayalnız tükensin yıllarım ama. Yerine sevemem. Yerine sevemem. Olmuyor denedim yine de. Yerine sevemedim her şeyi.